Nedir bunlar? Evet. Öncelikle hangi hastalarımız inme riskiyle karşı karşıya kalabilir? Bunları bir kere değerlendirmemiz lazım. Genel başlıklarıyla anlatmak gerekirse, yüksek tansiyon hastaları bir inme adayıdır. Elbette iyi tedavi edilen, iyi takip edilen, iyi kontrol altına alınmış bir hipertansiyon hastasının inme geçirme olasılığı düşüktür. Bu bilinen bir gerçek ama kontrolsüz hipertansiyon hastalarının önemli bir kısmının inme adayı olduğunu biliyoruz. Bir başka başlık ritim bozuklukları. Özellikle atrial fibrilasyon ve atrial flutter dediğimiz ritim bozuklukları kalbin belli bir bölgesinde dolaşımın yetersiz olması neticesinde bir pıhtının oluşması ve bu pıhtının çeşitli durumlarda yerinden oynayarak beyne atması neticesinde görülen bir inme türüne neden olur. Ne yazık ki atrial fibrilasyon özellikle yaş ilerledikçe kalp hastalığı, temelde bir kalp hastalığı olsun veya olmasın, atrial fibrilasyon ve flutter 60'lı yaşlardan sonra sıklığı oldukça artan bir ritim bozukluğu çeşidi. Ve genellikle belli yaştan sonra şikayetler çok silik hale geldiği için hastalarımız atrial fibrilasyon tanısı alamayabiliyor hekime başvurmadığı takdirde. Oysa tanısını koymak son derece kolay. Bir EKG çekilmesi atrial fibrilasyon tanısı koymamız için yeterli. Bu hastaların tespiti halinde özellikle belli risk faktörleri de taşıyorsa aşağı yukarı tamamına yakınına biz özel kan sulandırıcılar başlıyoruz ve kalpte o pıhtının oluşmasını baştan engelleyerek inmeden korunmalarını sağlıyoruz. Bu aslında bizim toplum sağlığı açısından inmeye yönelik vurabileceğimiz en büyük darbe atrial fibrilasyonun tanı ve tedavisini yerinde yapmak şeklinde olur. Çünkü sıklık olarak da yoğun gördüğümüz bir tür. Dahası atrial fibrilasyon veya flutter'dan kaynaklanan pıhtının büyüklüğü diğer sebeplere nazaran daha büyük olduğu için geçirilen inme de son derece ağır oluyor. Dolayısıyla hem sık görülmesi hem de çok daha ağır bir inme türüne sebep olması nedeniyle atrial fibrilasyonun tanısının ve tedavisinin zamanında yapılması çok önemli. Bu elbette iskemik inme nedeni olarak söylüyoruz. Bir başka kalp damar hastalıkların olarak saymak gerekirse bir başka inme nedeni geçirilmiş kalp krizleri. Geçirilmiş kalp krizi inmeye nasıl sebep olur? Genellikle kalp krizi geçiren bölge incelir ve bir miktar balonlaşır. Burada şunu vurgulamak lazım. Bu hastaların sayısı bundan 30 yıl öncesine göre oldukça azaldı. Kalp krizi geçiren bir hastanın kalbinde bir balonlaşma olma olasılığı bundan 20-30 sene önceye göre bugün daha düşük. Neden? Çünkü bu hastalar erken tanıyla hızlı bir şekilde anjiyografi laboratuvarına ulaştırılıyor. Hızlı bir şekilde damarlar açılıyor ve kalbi besleyen o bölge kalbin ilgili damarının beslediği o bölgenin tamamının ölmesine izin vermiyoruz. Büyük oranda bu konuda başarılıyız. Evet, belli bir miktar hasar oluyor kalpte ama balonlaşma daha az görülüyor. Balonlaşma daha çok tedaviye çok geç ulaşan hastalarımıza ne yazık ki oluyor. İhmal edilmiş hastalarda oluyor. O balonlaşmanın neticesinde balonlaşan bölgede kan dolaşımı zayıf olduğu için orada da bir şekilde pıhtı oluşuyor ve bu pıhtının yerinden oynaması ve beyni atması neticesinde ilgili damar tıkandığı için yine iskemik inmeye neden oluyor. Bir başka inme sebebi bizim damar sistemimiz tabii bir bütün. Biz kalp doktorlar olarak, kardiyologlar olarak hastalarımızın kalp damarlarını tedavi ediyoruz. Ama biliyoruz ki atar damar sistemi genel olarak birlikte hastalanır. Nasıl bir insanın kalp damarında problem oluyorsa, damar sertliği diye bilinen halk arasında, ateroskleroz dediğimiz hastalık kalp damarlarında mevcut ise şayet, aynı şekilde beynimizi besleyen damarlarda da olma ihtimali yüksektir. Bacak damarlarımızı besleyen, daha doğrusu bacaklarımızı besleyen damarlarımızda oluşma ihtimali de mevcuttur.
Diğer bütün uzuvlarımızı besleyen atar damar sisteminde bu hastalığın olma ihtimali mevcuttur. Elbette bacak damarlarıyla ilgili bir durum inmeye neden olmaz, bunu biliyoruz. Ama şah damarlarımız da yine aynı arter sisteminin, aynı damar sisteminin bir parçasıdır. Orada oluşan plaklar, daralmalar yine orada bir pıhtının oluşmasına ve bu pıhtının beyne atması neticesinde bir inmeye neden olabilir. Bunlar elbette bir pıhtı atması mevcutsa bu inme türü her halükarda iskemik inme olarak adlandırılır. İskemik inmenin sebepleri olarak bunları temel olarak sayabiliriz. Hemorajik inme için konuşacak olursak da demin söylediğim ihmal edilmiş bir yüksek tansiyon hastası, bir de atrial fibrilasyon olsun, metal kapak takılmış kalp hastaları olsun, bu hastalarımıza biz pıhtı oluşmaması için kan sulandırıcı veriyoruz. Bu ilaçlar kontrollü kullanılması gereken, yakın takip altında kullanılması gereken özel ilaçlar. Şayet bu ilaçlarda bir bilinçsiz kullanım söz konusu olursa, doz yüksek gelirse, belli aralıklarla kontroller ihmal edilirse, bizim inmeden korumak için verdiğimiz bu ilaçlar inmeye neden olabilir. Farklı bir rahatsızlığa da sebebiyet de verebilir değil mi? Biz iskemik inmeden korunmak için bu ilaçları veriyoruz. Ama yüksek doz olması durumunda ya da dediğim gibi uygunsuz kullanım durumunda bu hastalar hemorajik inmeyle karşı karşıya kalabilir. Onun için tabii bilinçli ve dikkatli kullanılması gereken bir ilaç grubu. Bu bahsettiğimiz kan sulandırıcılar.